Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kültür ve medeniyet özelliklerine baktığımızda bir başka alan din ve inanıştır. Eski Türklerin e, inanç sistemlerini inceleyeceğiz. İlk Türk topluluklarının arkadaşlar dini inanışın yani en ilkel dönemlerde Türkler arasında dini inanışın doğa varlıklarının kutsal sayılması şeklinde olduğunu görüyoruz. E, özellikle totemcilik dediğimiz bir anlayıştır bu. E, kontrol altına alamadıkları doğa varlıklarını özellikle kutsal olarak kabul etmiş eski Türkler. Bunun dışında bir başka inanç daha çok sihir ve büyücülükle ilgili olan şamanizm, şaman dinidir. Ve bir başka inançları da atalar kültüdür. Yani atalar kültü dediğimiz inanç sisteminde özellikle ölmüş olan atalarının ruhlarının kutsal saydıklarını ve bu ruhların kendi aralarında gezerek kendilerini koruduklarına inanmışlar. Atalarının ruhlarını kutsal olarak görmüşler yani. Ama asıl olarak İslam öncesi Türk topluluklarında asıl yaygın olan dini inanç gök tanrı inancıdır. Yani gök tanrı inancı dediğimiz inanç arkadaşlar tek tanrılı bir inançtır. E, ve dolayısıyla yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan tek bir tanrının olduğuna inanılır. Bu eski Türk inancına göre cennet ve cehennem kavramları gökyüzünde bir tanrının olduğu inancı, kurban kesme gibi bazı durumlar bulunmaktadır. Ve eski Türklerde cenaze törenlerine arkadaşlar yu adı verilirdi. Ve mezarların etrafında da balbal bal denilen taşlar bulunurdu. Arkadaşlar balbal bal adı verilen bu mezar taşları Kişinin kendi hayatında ne kadar kişiyi savaşlarda öldürdüyse o kadar bal bal mezar taşı bulundurulduğu söylenir. Dolayısıyla bu aynı zamanda o kişinin statüsü hakkında da bilgi verir. Aynı zamanda bal ballar, Türkler arasında ahiret inancının da olduğunun da göstergesidir. Bunun dışında Türklerin, eski Türklerin arkadaşlar mezarlarına kurgan adı verilir. Gök tanrı inancı tek tanrılı bir inançtır dedik. Dolayısıyla tek tanrılı bir inanç olan bu gök tanrı dininde e, ahiret inancı vardır Türkler arasında. Yani öldükten sonra dirilmeye inanırlar Türkler. Bir toplumun ahiret inancını benimsediğini nereden anlayabiliriz? Özellikle mezarlarına, eski Türklerin de kurganlarına bakarız. Mezar odalarını açtığımızda ya da mezarları kurganları açtığımızda Türklerin özellikle değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğünü görüyoruz biz. E bu anlamda değerli eşyalarıyla gömülmeleri de ahiret inancına sahip olduğunun göstergesidir. Bunun dışında Türkler arasında arkadaşlar din adamları önemlidir. Ancak bir ruhban sınıfı yani din adamı sınıfı Türkler arasında kesinlikle görülmemektedir. Çünkü biz Türkler arasında sosyal sınıflaşmanın olmadığını e, biliyoruz. Ee, az önce kurganlardan bahsetmiştik. Eski Türklerin, Orta Asya Türklerinin mezarlarına kurgan adı verilir demiştik. Dolayısıyla bu kurganlara iki önemli örneğimiz var özellikle. Bunlardan birincisi Esik Kurganıdır arkadaşlar. Kazakistan civarında açılmış Esik Kurganı. 1970'li yılların başlarında açılmış bu kurgan. Ve bu Esik Kurganı e, İskitlere yani Sakalara ait bir kurgandır. Bu altın elbiseli adam zırhının çıkartıldığı kurgandır. Bir e, İskit prensine ait bir kurgandır bu hemen yanında da arkadaşlar Hunlara ait pazarık kurganı vardır. Burada Hun halısı bulunmuş. Yani bilinen en eski halıdır arkadaşlar Türklere ait bu. Üzerindeki figürlere baktığınızda da hayvan figürlerinin olduğunu, yani Bozkır kültürünün hayvan üstü bunun buraya işlendiğini görmekteyiz. Kurganları açtığımızda bakın değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüklerini görüyoruz. Bu da Türkler arasında ahiret inancının güçlü olduğunun göstergesidir. Az önce bahsettiğimiz uyarı yine burada da yazılmış. Ee, yine okuyalım. Ölüler en değerli ile birlikte gömülürdü. Türklerde de ahiret inancı olduğu anlaşılmaktadır diyor. Şimdi gök Türklerde e, ve özellikle Asya Hunlarında gök tanrı dininin olduğunu biliyoruz biz zaten. Ama bunun dışında biliyorsunuz irili ufaklı birçok Türk devleti ve birçok Türk topluluğu var. Bunlar coğrafi bölgelerine göre etkileşimde bulunduğu farklı topluluklara göre yeni dinleri de benimsemişler aynı zamanda. Çünkü Türklerin tarihi süreç içerisinde Orta Asya'dan ayrılıp dünyanın çeşitli coğrafyalarına göç ettiklerini görüyoruz. Burada karşılaştıkları toplumlardan da yeni dinler öğrenerek yeni dinlere, farklı dinlere inanmışlar. Mesela Uygurlara baktığımızda Çin'lerden etkilenerek Mani ve Buda dinlerine inandığını görüyoruz. Din değiştiren ilk Türk topluluğu Uygurlar aynı zamanda. Kafkasya'da varlık gösteren Hazarlar Musevilik inancına inanmışlar ki arkadaşlar Musevilik kabul eden ilk ve tek Türk devleti Hazarlardır bu anlamda. Bunun dışında batıya göç eden Macar ve Bulgarların da Hristiyanlığı kabul ettiğini görüyoruz. Aslında arkadaşlar buraya notlarımıza Avarları da ekleyebiliriz. Avarlar aynı zamanda Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir. Bunun yanında Macar ve Bulgarlar da Hristiyanlığı kabul etmişler. İslamiyeti ilk kabul eden Türk boyu arkadaşlar Karluklardır. İslamiyeti kabul etmişlerdir. İlk kez kabul etmişlerdir. Ama Oğuzlar da yine İslamiyeti kabul eden bir başka Türk boyudur. Bunun dışında bir başka alan yaşam tarzı ve ekonomidir arkadaşlar. Kültür ve uygarlık kısmına baktığımızda Türklerin, eski Türklerin yaşam tarzlarını ve ekonomilerini de incelemek gerekiyor. Orta Asya Türk topluluklarında arkadaşlar yaşam tarzı yarı göçebedir. Dolayısıyla temel ekonomik kaynaklarına baktığımızda da tabii ki yarı göçebe yaşam tarzına bağlı olarak hayvancılıkla ilgilenmişlerdir. Dolayısıyla hayvancılığın yanında tabii ticarette önemli bir geçim kaynağıdır. Özellikle ticarete baktığımızda da İpek Yolu ve Kürk Yolu'nun denetimini Türk devletleri her dönem sağlamaya çalışmışlar. Bunun yanında dokuma ve madencilikle de ilgilenmişler. Arkadaşlar burada ticarete dönersek özellikle e, biz eski Türk topluluklarının yani Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin özellikle Çinle ticaret yaptıklarını görmekteyiz. Eski Türkler hayvancılıkla ilgilendikleri için hayvansal ürünleri ve hayvansal gıdaları içinde satmışlar. Oradan da daha çok buğday, arpa ve ipek gibi ürünleri kendilerine almışlar. Şimdi burada özellikle yaşam tarzları göçebedir demiştik Türklerin. Ee, göçebelik ya da konar göçer yaşamdan dolayı arkadaşlar Türklerde kesinlikle sınıf farklılıkları görülmez. Çünkü Türklerde bir toprak mülkiyeti yoktur. Toprağa bağlı sınıf ve mülkiyet anlayışı yoktur. Bu yüzden de soyluluk, aristokratlık, orta sınıf, köle sınıfı gibi kesinlikle böyle sosyal sınıflaşma yani eşitsizliğe dayalı bir sistem yok. Çünkü kimsenin kendine ait özel mülkiyeti ve toprağı yok. Genellikle toplumun büyük bir kısmı hayvancılıkla uğraşıyor. Bu da sınıflaşmayı engellemiş. Aynı zamanda sınıflaşmayı zaten engelleyen bir başka unsur da devletin hanedanın ortak malı sayılması, hanedana ait olmasıdır. Bunun dışında göçebe yaşamdan dolayı taşınabilir sanat eserleri vardır. Yani yerleşik mimari eski Türklerde, özellikle Uygurlara kadar arkadaşlar görülmez. Uygurlar döneminde ise yerleşik yaşama geçilmiş. Bununla beraber tarım yerleşik mimari, kalıcı sanat anlayışı ve şehircilik gelişmiştir. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışında geliştiğini görüyoruz biz. Yani yöneticiler özellikle halkın durumunu ve hakkını korumak durumundaydılar. Halkın çıkarına ve kamu yararına çalışmak zorundaydılar. Bunun dışında eski Türklerdeki bir başka alan arkadaşlar hukuk alanıdır. Eski Türk devletlerinde töre denilen örfi hukuk ve yazısız hukuk kuralları geçerliydi. Arkadaşlar burada şunu belirtmek gerekiyor. Eski Türkler yani Orta Asya'daki Türkler yazıyı geç kullanan bir toplum. Göçebe yaşamdan dolayı yazıyı ihtiyaç olarak hissetmemişler. Yazıyı geç kullandıkları için bu hukuk yapılarına da yansımış. Dolayısıyla oluşturdukları örfi hukuk dediğimiz töre hukuku yazısız hukuk kurallarından oluşmakta. Töreler önemli. Kaan dahi arkadaşlar töre kurallarına uymak zorunda ve bu kuralları kendine göre değiştiremez töre kurallarına kanun dahi uymak zorunda olması ve bunları kendi kafasına göre değiştirememesi de eski Türklerde kanun üstünlüğü yani hukuk devleti anlayışının geliştiğini göstermektedir bize. Bunun dışında göçebe yaşam tarzı nedeniyle arkadaşlar hafif suçların cezasının kısa süreli hapis cezaları olduğunu görüyoruz. Yani sürekli hapis cezaları eski Türklerde yoktur. Hafif suçlar daha çok kısa süreli. Buna da daha çok onar günlük hapis cezalarıyla sınırlandırmışlar ancak devlete isyan etmek adam öldürmek ülkeye ihanet gibi suçların cezası da her zaman ölüm olmuş arkadaşlar Türklerde ceza işlerinin kesin hükme bağlanması ve devlet tarafından takip edilmesi de aynı zamanda toplumda kan davası şeklindeki durumların bu geleneklerin ortaya çıkmasını aynı zamanda engellemiştir. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında kültür ve medeniyete baktığımızda bir başka unsur ordudur. Yani askeri teşkilattır arkadaşlar. Eski Türklerde biz ordu millet anlayışının var olduğunu görüyoruz. Yani ordu millet dediğimiz unsur milletçe savaşa katılmaktır. Kadın, erkek kim varsa milletçe savaşa katılmaktır. Çünkü Türkler göçebe yaşamdan dolayı arkadaşlar Özellikle en küçük yaşlardan beri ata binmeyi, kılıç kullanmayı, ok veya yay kullanmayı öğreniyorlardı zaten. Yani savaşçılık yetenekleri göçebe yaşamdan dolayı zaten gelişmişti. Bu yüzden eli silah tutan herkesin savaşa katıldığını görüyoruz. Yani ordu millet anlayışı bu durumda vardır. Ordu millet anlayışının olmasından dolayı da savaş durumunda zaten herkes askerdir ve askerlik meslekten sayılmaz eski Türklerde. Yani bu anlamda eski Türklerde zorunlu askerlik, yükümlü askerlik, paralı askerlik ya da bedelli askerlik gibi kavramlar yoktur. Çünkü askerlik meslekten sayılmaz. Ancak bunun dışında Türk tarihinde ilk düzenli ordu arkadaşlar Asya Hun Devleti hükümdarı Mete döneminde gerçekleşmiş. Onlu sistem adını almıştır. Türk ordularına baktığımızda da genellikle arkadaşlar atlı yani süvari birliklerden oluştuğunu görüyoruz. Yani yaya orduları neredeyse yok denecek kadar azdır. Eski Türkler ordularını genellikle atlı birliklerden oluştururlar Dolayısıyla arkadaşlar eski Türklerin en önemli taktiklerinden biri hilal taktiği yani e, Turan taktiğidir. Ya da sahte ricat dediğimiz sahte geri çekilme taktiğidir. E, ordunun merkezinin geri çekilmeye başlayıp e, yan taraflarının e, bir ay oluşturması ve düşman kuvvetlerini ortada çember alıp imha etmesi şeklinde gelişir Turan taktiği. E, ve tarihteki meşhur savaşlar aslında e, bu taktikle kazanılmıştır. Mesela Alparslan döneminde meşhur 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı. Onun dışında e, Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı dönemindeki Haçlılara karşı yapılan Nibolu Savaşı, hatta Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, 1526 tarihindeki Mohaç Meydan Muharebesi Macarlara karşı Turan taktiğiyle ya da Hilal taktiğiyle kazanılmıştır. Müzik